Kuşlar koro halinde şakıyor. Belli ki bu renk patlamasından hepsi memnun. Fakat burada birbirine karışmış dallar arasından zar zor seçilebilen başka bir canlı daha var. Saklanmasının nedeni belli. Çünkü bal kılavuzu ortalıkta görünmek istemez. Tıpkı guguk kuşu gibi o da el altından yumurtalarını başkalarının yuvasına bırakır. İşte size başka bir kuluçka paraziti daha. Fakat bu seferki özellikle ağaç kovuklarını hedefler. Bu kovuk bir barbet kuşuna ait. Ne var ki henüz yavrulamaya başlamamış. O yüzden bunu sonraya saklamak gerekecek. İşte kovuğunda yavrulayan bir ibibik kuşu. Ancak bu defa da bal kılavuzunun yumurtası için yanlış zaman. Çok geç kaldı. Ebeveynler yavruları için yiyecek getirmeye başlamış bile. O yüzden zamanlama bal kılavuzu için çok önemli. Ama şu anda karnı çok aç. Doyurmak için de bal mumundan daha iyisini bulamaz. Girişin kapalı olması ilgiye işaret değil. Muhafız arılar mutlaka saldırıya geçer. Acaba ne yapmalı? Bal kılavuzuna acil yardım lazım. Onu da nereden bulacağını biliyor. Bunun için insanların hizmetinden faydalanacak. İşte onlardan biri. Gelen Lazaro. Kulakları tırmalayan bir ses çıkararak Lazaro'nun önüne doğru uçuyor. Sonra da kendisini takip etmesini bekliyor. Bu şekilde vahşi doğada yüzlerce metre yol kat ederler. O önden gidiyor, Lazaro da takip ediyor. Böylece çok geçmeden hedeflerine ulaşıyorlar. Ateş duman çıkarır. Duman da arıları sakinleştirir. Bu çok eski ve herkesçe bilinen bir numaradır. Bu sayede Lazaro da bal peteğinin bulunduğu yeri keşfetmiş oldu. Ama tabii bunun yolunu ona gösteren bizzat kuştu. Yerel halkın sevgisi boşa değilmiş. Ne koruyucu elbise giyiyor, ne de arıcı maskesi takıyor. Altında hiçbir dayanak olmadan korkutucu bir yükseklikte çalışan Lazaro, bu yetmezmiş gibi dünya kadar arı sokmasına da dayanmak zorunda. Arılarsa kayıpları telafi edip bal peteğinin yerini değiştirecek. Adam bala konuyor. Peki ya kuş? O da ödülünü alıyor. Bal kılavuzu, bal mumunu sindirme becerisine sahip yegane kuş türüdür. Gayet ideal bir ortak. Fakat ödülden eşit hak almak istiyor. Payını alamazsa aralarındaki işbirliği her an sona erebilir. Kârla sonuçlanan iyi bir anlaşma. Hem de herkes için. Bu ziyafeti bal kılavuzuna borçlular. Fakat bal kılavuzunun bir de karanlık tarafı var. O acımasız bir kuluçka paraziti. Şimdi üreme mevsiminde yumurtlama dönemini bekliyor. Ağaçlı bozkırın dört bir yanında kazma ve yuvalama işlemi yapılıyor. Yer altındaki üreme yuvalarından dışarıya tek tek erişim tünelleri açılıyor.
Bu yuvanın sakinleri ise küçük arı kuşlarıdır. Bu sevimli küçük kuşlar bir arı kuşu ailesine mensup. Bu çift kuluçkadaki yumurtalarını bırakıp yiyecek bulmak için civarda dolaşmaya çıkmış. Tünedikleri yüksek gözlem noktasından yakınlardaki böcekleri takip ediyorlar. Büyük bir beceriyle de onları yakalıyorlar. Sonra da çarçabuk yer altındaki yuvalarına dönüyorlar. Daracık bir tünelden geçerek dört yumurtanın bulunduğu üreme yuvalarına geliyorlar. Yumurtadan yalnızca karanlıkta çıkabilirler. O yüzden bu derin bodrum katında aydınlatma amacıyla kızıl ötesi kamera kullanıldı. En azından burası epeyce güvenli bir yere benziyor. Tabii bal kılavuzunun onlar için kötü niyetlerini saymazsak. Burada yuvaların belirlenmesi işi son derece zaman alıcıdır. Çünkü bozkırın neredeyse tamamı karanlık girişleri olan derin çukurlardır.